Alar, this meeting is being recorded. Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, bugünkü videomuzda bir konuğumuz var. Uygulamaakademisi.com ve engelsandroid.com proje kurucularından Sarper Arıkan bizlerle birlikte. Kendisiyle bugün bir söyleşi yapacağız. Öncelikle Sarper abi hoş geldin. Hoş bulduk Ömerciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim abi. Öncelikle. Teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bu yoğunluğunda kabul edip geldiğin için. Çok sağ ol. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi sözlerine başlamadan. Engelsandroid.com projesini çok güzel yürütüyorsun. Öncelikle bunun için sana teşekkür ederim. Her ne kadar proje kurucusu olsam da projenin asıl aslında bakarsanız kahramanı özellikle son birkaç aydır sevgili Ömer, Engelsandroid tarafında çok ciddi anlamda bize destek oluyor. Bu anlamda da sana teşekkür ederim. Tabii ki Neyman'ı da unutmamak lazım. Yine arka planda Uygulama Akademisi'ne de sen etkinsin. Sabina da keza öyle. Ama Engelsandroid'de tabii ki 5 aylık bir süreç değil mi seninle tanışmamız? Aynen, 5 aylık süreç içerisinde çok güzel içerikler yapma konusunda destek oluyorsun ve beni de motive ediyorsun. Sözü fazla uzatmayayım, ben konuğum sonuçta. Çok sağ ol abi. Şimdi benim merak ettiğim, aslında herkesin de merak Hı-hı. ettiği bir şey var. Yani Hı-hı. telefonlarda Android işletim sistemi ve iOS işletim sistemi var şu an ön planda Hı-hı. olan. Bilgisayarlarda da Windows, işte sanal işletim sistemleri, Linux olsun vesaire. Ama Hı-hı. Android işletim sistemi bilgisayarda kullanmak istediğimizde ne yapmamız gerekiyor? Hani mesela Windows'ta işte Windows M yaptığımızda masaüstü gibi bir arayüzü var Windows'un. Ya da bazı programları kurmamız gerekiyor. Bunlar genelde exe uzantılı oluyor. Android'de bilgisayarı kullanmamız mümkün mü? Ya da daha mı kolay, daha mı zor oluyor? Hani tamam. En başta böyle bir sorayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Android işletim sistemini iki şekilde bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Her bilgisayar desteklemese de genel itibariyle bilgisayarlarda tıpkı Windows gibi kurulabilir. Peki nasıl kurulabilir bu? Tabii ki bunun bir ISO dosyası var arkadaşlar. Bu da Android 11'in mesela ISO dosyası ya da onun, şu an 10 olması lazım tabii, 11'in henüz çıkmadı. Onun x86.iso diye bir dosyası oluyor. Bu ISO dosyasını bulabiliyorsunuz ve indirebiliyorsunuz. Tabii şunu hatırlatmak lazım. Android'i birinci yöntem bilgisayar. İkinci yöntem de sanal olarak kullanabiliyoruz. Sanal olarak kullanabildiğiniz sistemlerde de Windows işletim sisteminizden vazgeçmeden VMware, hemen kodlayayım, Van Manisa, W Adana Rize Edirne, VMware programıyla kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde hem isterseniz bilgisayarı kurma yöntemini USB bellekten tercih edebilirsiniz ama belki uyumluluk problemleri olabilir. Fakat Windows işletim sisteminden vazgeçmeden de VMware'da kullanabilirsiniz. Ben şimdi mesela ilerleyen dakikalarda göstereceğim. VMware üzerinde çalışacak. Bilgisayarım tabii işte 16 GB'lık bir bilgisayarınız varsa tabii bunun 8'ini verebilirsiniz. Bu arada da küçük bir şöyle bir hatırlatmam var. Bu Android işletim sistemini sanal halde hazırlayarak bana ulaştıran sevgili Hakan Kılıç arkadaşımıza da teşekkürlerimi buradan bir borç bilirim. Çünkü sanal olarak bunu VMware'da kullanılabilir duruma getiren Hakan abimizdir. Onu da selamlayalım buradan. Bununla ilgili bir kılavuz bildiğim kadarıyla uygulamaakademisi.com'da da vardı zaten web sitesinde. Aynen öyle, aynen öyle. Sanal olarak da ayarlanmış halde zaten var. Ulaşamayanlar olursa yine bize söylerlerse iletiriz ki Engelsandroid'de bunu zaten gerekirse de linkini de koyarız sitemize. Peki telefonlarda Android'de mesela TalkBack ya da biz JSO'yu kullanıyoruz. Zaten şu arada bayağı bir revaçta olan bir program. Az önce sanal Android'de bunların hepsini ya da normal Android işletim sistemlerinde mesela Windows'larda flash belleği taktığımız zaman hani içindeki dosyaları görebiliyoruz. Ya aslında hani en çok merak ettiğim işlem de bu. Hani bu Android'de nasıl oluyor? Yani mesela şu an benim evimdeki bilgisayarın CD sürücüsü var. Android işletim sistemine geçtiğim zaman bu iptal mi oluyor? Ya Android zaten bayağı bir geniş bir pencere ama bilgisayarda da
kullandığımız zaman bayağı bir geniş bir pencere oluyor herhalde. Şöyle söyleyeyim. Mesela bellek taktığın zaman Ömer, belleğin içindeki dosyaları görebiliyorsun. CD-ROM, yani uzun zamandır CD-ROM bilgisayar kullanmadığım için bilemiyorum ama mesela bellek taktığın zaman belleğin içini görebilirsin. APK dosyalarını, MP3 dosyalarını yükleyebilirsin. Bu arada kendi Play Store'da var tabii ki, oradan da yükleyebilirsin. Sadece bazı yani çoğu bankacılık uygulaması bunu desteklemeyebiliyor. Onu söyleyeyim yani. Yani birkaç tane öyle uygulamada problem çıkabilir. Çünkü o telefon donanımının bazı doğrulamalarını istediği için bu bilgisayarda telefon gibi hani algılamaya çalışıp doğrulanamadığı için muhtemelen öyle bir problem olabiliyor. Ama birçok uygulamayı onun dışında tabii ki şey yapabilirsiniz. Mesela kullanabilirsiniz. Onda bir problem yok. Bellek dediğim gibi kullanabilirsin. APK dosyalarını o şekilde yükleyebilirsin. Sonuçta içerisinde bir dosyalar uygulaması var. O öyle bakabilirsin. Ya da Files var mesela, Google'ın yine uygulaması. Onları da kullanabilirsin. Windows'ta bildiğimiz ana ekran masaüstü. Peki Android'de bunlarla ilgili işte ana ekran var mesela telefonda. Bilgisayarda bunlarla ilgili hangi kısa yolları kullanmamız gerekiyor ya da hangi kısa yollarla erişim sağlıyoruz? Ya yani mesela şu an ben burada bir öğün üstüne geldiğimde direkt Enter yaptığım zaman bu öğeyi ben etkinleştirebiliyorum. Ama bildiğim kadarıyla bu işlem Android'de biraz daha farklıydı. Çünkü ben senin şeyi de izlemiştim. Uygulama Akademisi'nde sanal Mac anlatımın da vardı. Onda farklıydı tahminim. Öyle hatırlıyorum. Çünkü Android'de de mutlaka bir farkı vardır bu kısa yol tuşlarının. İstersen yavaş yavaş böyle şeyden, sanaldan ben ekrana yansıtıyorum, aynı zamanda sesi de gelecektir muhtemelen. Sana da gelecektir. Şöyle bir bakalım. Öncelikle ben şimdi burada tabii ki Zoom'dan bağlanıyoruz. Cihazı bir susturacağım. Bir dakika. Şimdi önce Cihazımızı susturalım. Sonra VMware programımız karşımızda. Ctrl Alt Enter yapınca zaten o işletim sistemine geçiyoruz. VMware'da dur bakalım geçebildik mi? Öncelikle Çal düğme, sıfırla düğme. evet. Şimdi burada tabii ki bu ayarlanmış, bizim ayarladığımız versiyonda özellikle kontrol tuşuyla, ki aslında siz işte TalkBack var bunda şu an. TalkBack'te iç ayarlarına gittiğinizde denetimler altında klavye kısa yolları var. İşte o klavye kısa yollarında hangi kısa yolların olduğunu görüyorsunuz. Birazdan şimdi ben bunu da göstereceğim ama temel dolaşım için kontrole basılı tutarken sağ sol yön tuşuyla geziyoruz arkadaşlar. Kontrole basılı tutarken şimdi ana ekrana dönmek için de kontrol home, yani H harfi. Kontrolle birlikte H'ye basalım. Download, Add Voice, liste dışında. Evet, Etkinleştirmek için. Pixel Launcher şeklinde dedi. Bu Pixel cihazların arayüzünü almış durumda tabii ki. Bu şekilde mesela gezmek için yine kontrole basalım ve sağ sol yön tuşuyla dolaşalım. Önceki ve sonraki öğe arasında. Add Voice lisans, dokümanlar, Drive, APK Extractor, Drive. Gibi. Etkinleştirmek için Ctrl artı Enter tuşlarına basın. Uzun Evet. basmak için iki kez dokunma ve basılı tutun. İşlemler kullanılabilir. Görüntülemek için yukarı sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Mesela eylemler diyor. Bu eylemleri de kontrol E ile açıyoruz. Bu pakette bizim ayarladığımız. Kontrol E'ye basınca bakalım eylemler gelecek mi? İşlemler. Seçili. Kısa yollar ve bildirimler. Mesela kısa yollar ve bildirimler. Kaldır. 2/4. Yüklemeyi kaldır. 3/4. Öğeyi taşı. 4/4. İptal. Düğme. Liste dışında. Mesela öğe taşı Etkinleştirmek gibi için seçenekler de geliyor. İptal etkinleştirmek için de ne dedi az önce? Kontrol Enter mesela. Pixel Launcher, Drive, ana Kontrol Enter, bu şekilde erişim sağlayabiliyoruz Ömerciğim. Sen sordukça da ilerleyebiliriz. ya aslında şöyle bir mantık da fark ettim ben şimdi. JSU'da veya TalkBack'te bu kullanım ipuçlarını açtığımız zaman mesela telefonda çift dokunun ama bunda da tam tersi. Hani etkinleştirmek için Ctrl Enter. Zaten akıllı telefon deneyimi olan biri sadece bu hani bazı belli başlı kısa yolları bildikten sonra aslında çoğunu halleder gibi geldi bana şu an. Hani Ya bir de Ömer şey var mesela, aynen sen dediğin doğru, halledebilir. Bu klavye donanımı da algılıyor ya. Hani mesela siz bir telefona, yani bizler telefonu da bağladığımızda klavye olarak algıladığında hemen onun kısa yollarını söylemeye başlıyor ekran okuyucu. Klavye desteği olduğu için otomatikman ne yapmam gerektiğini bana söylüyor. Dediğim gibi yani burada mesela ana ekrana dönmek için Ctrl H, Ctrl ile basılıyken temel buradaki konu şeyimiz kontrol, ağırlıkta kullandığımız sağ sol yön tuşu gibi.
alanlara erişim sağlayabiliyoruz. Ya da işte kontrol E yapınca eylemlere gidebiliyoruz. Ya da kontrol alt N yapalım bakalım çalışacak. Mesela bildirim alanını açacağız. Dur bakalım çalıştı Et mı? voice lisans. Çalışmadı. Bakalım. Bildirim gölgesi Evet. 12.53. Ctrl Shift N Etkinleştirmek için. arkadaşlar. Ctrl Shift N yapınca da mesela bildirim alanı açıldı ve burada Pil yüzdesi 21 Ekim per. Pil yüzdesi 0. mesela pil Etkinleştirmek için yüzdesi diye bir donanım görmediği için sıfır diyor tabii 21 Ekim ki. per. Kablosuz sinyal gücü tam. Mesela internete bağlı. Tabii ki benim asıl bilgisayarım da bağlı olduğu için sanalı da Açık, bağlı. kablosuz, kapalı, Bluetooth, anahtar. Kapalı, rahatsız etmeyin, anahtar. Bakın bunların hepsinin içinde sağ sol yön tuşuyla Aynen. El gezebiliyoruz. feneri kullanalım. Açık, ek, kapalı, pil tasarım. Daraltıl, genişlet, düğme. Gibi. Daraltıldı. Google, Antalya, 24 derece, 18 dakika önce. Mesela bu tarz bilgileri de bakın çok rahat bir şekilde erişim sağlayabiliyoruz. ESC yaptığında da bunu kapatıyor olacak. Ya da Ctrl H yaptığında Pixel long. ana ekrana dönüyor. Tabii bazen böyle seste şeyler olabiliyor ama şu an tabii bu işletim sistemine ben 14 GB RAM verdim. Bilgisayarım benim 32 GB'lık bir bilgisayar. Dolayısıyla genelde seri çalışıyor. Aynen abi. Peki bu lisanslı uygulamalarda bir sorun çıkarıyor mu? Mesela Vocalizer Yelda Sesi. Hani TTS olarak kurduğumuz zaman hani az önce bahsetmiştin. Bazı banka uygulamaları mesela işte doğrulama yapamadığı için çalışmıyor. Bu tip uygulamalarında lisans doğrulama yapamama gibi bir sorun oluyor mu acaba burada? Yani bilgisayar üstünde. Tabii bankalardaki olay daha güvenlik, farklı güvenlik protokolleri olduğu için muhtemelen hani cihazı bir gerçek cihaz algılama çabasından dolayı öyle ama mesela lisanslı uygulamalarda Ömerciğim hiçbir problem yani genel itibariyle yok. Neden? Çünkü sen bu işletim sistemini kurarken Gmail hesabı ile kuruyorsun. Dolayısıyla Gmail hesabıyla senin gerçek telefonunda ne şey ekliyse lisanslar çalışıyor. Örneğin ben şurada AdVoice Allowed lisanslı. Dokümanlar, Dur Drive, bakayım onu APK, gösterebilecek asistan, miyim size? uygulamalar listesi, asistan, AP Drive, doküman, AdVoice lisans, Mesela AdVoice lisans. etkinleş, AdVoice bir Control Enter yapalım bakalım açılacak mı? AdVoice. Bluetooth Neden iki Service tane Center abi uygulamada. bunlar? Bir Bir tanesi tane de, evet. aynen bir tane de lisans var Lisans orada. aynen lisans uygulaması ayrı çünkü AdVoice'un. O yüzden AdVoice Allowed uygulamasının lisansını bu ayrı bir uygulamayla doğrulama yapıyor. Ondan dolayı öyle yapmışlar. Şimdi mesela girdim. Ekran önceki düğme. Ve Etkinleş şu oynat an durak sonraki düğme. programın Etkinleştirmek için kontrol artı. arayüzünde geziyorum bu Ayarları şekilde. Mesela yani hani şu an tekrar ana ekrana dönelim. Dolayısıyla Pixel launcher. gezebiliyorum. Bununla alakalı söyleyebilirim. Çalışıyor gördüğün gibi. Yani tabiri caizse aslında bir nevi sim kartsız telefon diyebiliriz Android'deki bilgisayara da. Genelde Aynen. kullanacak kişilerin iyi bir RAM ayırması gerekiyor. Doğru değil mi? Yani Yani şöyle mesela 8 GB'lık bir RAM yeterli olabilir. Ha 4 GB'lık da çalışır ama biraz belki takılabilir. Aynen. Ama 8 GB ya 16 GB'lık bir bilgisayarda bu güzel deneyim olarak yaşanabilir. Tabii ki şunu altını çizmek lazım. Makinenin doğrudan kendisine kurulursa belki daha farklı bir deneyim yaşatır. Tam ben de onu diyecektim. Aynen ama ben onu tercih etmiyorum tabii yani hani Windows da daha çok işlem yaptığım için sanal olarak bunu deneyebiliyorum yani. Anladım abi. O zaman çoğu şeyi yapabiliyoruz ya. Bazı şeylerde tabii mutlaka telefon gibi fark etse de yani anladığım kadarıyla zaten şu anda sen de kullandın. Yani bayağı büyük bir Android Mesela deneyimi yaşatabiliyor aynen bize. aynen mesela şey yapalım. Son uygulamalara nasıl gidiliyor? Ctrl S ile o küçük ipuçlarını da verebiliriz. Mesela Ctrl S'ye basalım. Ayarları göster, gizle. Okuma Bak listesi, mesela düğme. uygulamaları Etkin. göster. Ara. Gözle. Aç. Yeniden yükle. Kaynak ve yer imi. Ayarlar. Mesela Ctrl S yapalım bir saniye. Şimdi orada Metin okuma çıkışı. Sıfırla. Düğme. Ctrl S yapınca tabii şey geldi. Şimdi bir Pixel launcher. saniye. Ctrl Shift S mi acaba? Değilmiş. Son Şimdi uygulamalar. son AdVoice Allowed uygulamalar Reader AdVoice. geldi. 15 bölü 15. Listede. 15 öğe. Mesela son uygulamalar direkt bu Etkinleştirmek için. şekilde geldi. Örneğin şeye de gidebiliriz. Mesela TalkBack'in menüsü var biliyorsun. Bu global menü olarak adlandırılıyor. Ctrl Shift G ile de ona ulaşıyoruz. TalkBack menüsü. Seçili. İşlemler. 1 bölü 9. Mesela TalkBack menüsü Ctrl Shift G ile açılıyor bu Sonraki öğede şekilde. son söylenen ifadeyi kopyala. 3. Konuşma dili. 4. Ekranda ara. 5 bölü. Ekranı gizle. 6. Sesli komutlar. 7 bölü 9. Mesela sesli komutlar. Etkinleştirmek için. Acaba bakalım şey çalışacak mı? Çok merak ediyorum. Sesli komutları. Mesela bu da enteresan olur. Bunu hiç denemedim. Bu yayında deneyelim.
Sesli komutlara basalım bakalım. Android erişilebilirlik ara. Uygulamasının ses kaydetmesi. İzin ver. Düğme. Reddet. Düğme. Mesela hiç denememişim. İzin ver diyelim bakalım çalışacak mı? Android erişilebilirlik ara. Reddet. Düğme. İzin ver. Düğme. İzin ver. Talkback'i kontrol etmek için sesli komut. İşaretli. Bu mesajı her zaman gör. İptal. Düğme. Sesli komutları kullan. Düğme. Ana sayfa. Bu komutu tanıyamadım. Tüm komutların listesi için yardım deyin. Acaba bir dakika. Ayarlar bakalım. Metin konuşma ayarları. Şöyle 16/15. Gidelim. Bir denemek istiyorum Talkback bunu. Menüs. Son söz konu. Ekranda ara. Ekranı gizle. Sesli komutlar. 7. Talkback'i kontrol etmek için sesli işaret iptal. Düğme. Sesli komutları kullan. Yardım. Sesli komutlara genel bakış. Yukarı Evet. Git. Düğme. Şu Listede. An kod çalıştı. Yani şey çalıştı. Bu özellik çalıştı. Hatta bilgisayarın mikrofonunu kullanabildiğini de böyle de göstermiş olalım. Örneğin. Sesli komutlara genel. Aynen abi. Eklemek istediklerin varsa ekleyelim. Kısa Tamam. yollarla ilgili bir tekrar üstünden geçelim. Olur. Olur. Şöyle yapalım hatta Ömer. Örneğin bakalım yeni bir şey deneyelim. Buradan talkback ayarlarına gidebilecek talkback miyim? Menüs. Oradan Son söylenen bakalım. Konuşma ekranda ara. Ekranı gizli. Sesli komut. Talkback ayar. Metin okuma. Talkback ayarları. 7. Talkback ayarlarına girelim. Control Talk Enter'la. ayarları. Yukarı git. Control Shift G ile geldik. Daha sonra Control ile basılırken sağ sol yön tuşuyla ilerledik. Ve Talkback ayarlarını bulduk. Control Enter ile de etkinleştirdik. Gelelim şimdi ayarlara. Talkback'teki yeni özellikler. List ses. Başlık. Metin okuma ayarları. Ayrıntı düzeyi. Şifreleri ses. Ses ve titreşim. Denetimler. Başlık. Mesela burada biz denetimlere gidelim. Denetimlerinden de şeye gidelim. Adı nedir? Hareketleri özelleştir. Denetimler. Başlık. Talkback'e hoş geldiniz. Daha basit sonraki düğme. Bir saniye, bir saniye. Buradan bir geri gelelim. Talkback ayarları. Hareketleri tabii menüleri öz telefonda kurayı klavye. gelişmiş ayarlar. Eğitici ve yardım. Gelişmiş ayarlar. Talkback gelişmişler. Evet, gelişmiş ayarların içindeydi arkadaşlar. Gelişmiş ayarlar. Evet, gelişmiş ayarlardan. Gelişmiş ayarlar. Denetimler. Baş özel etiketler. Bir kez dokunarak etkin. Klavye kısa yolları. Evet, klavye kısa yolları. Gelişmiş ayarlar içerisinde Ctrl Enter yapalım. Ve buradan klavye kısa yolları. Şöyle bir kısa yollara bakalım. Hatta bunları özelleştirebiliyoruz üzerine Ctrl Enter'la. Bastıktan sonra istediğimiz kısa yolu girerek. Klavye Mesela kısa yol. bakalım. Tuş eşleme. 1/20 seçili. Tuş eşleme seç. Klasik tuş eşlemesi. 2/2. Bu klasik tuş eşlemesi diye bir seçenek var. Klasik düzende kullanım. Hani genelde bu tercih tuş ediliyor. Eşlemeyi sıfırla. 3/2 gezinme işlemleri. 4. Sonraki öğeye git. Kontrol artı sağ ok. 5/20. Önceki öğeye git. Kontrol artı sol ok. 6/2 ilk öğeye git. Kontrol artı yukarı ok. 7/2 son öğeye git. Kontrol artı aşağı ok. 8/2 tıkla. Kontrol artı enter. 9. Genel işlemler. 10/24. Geri. Kontrol artı G. 11. Ana ekran. Kontrol artı H. 10. Son uygulamalar. Kontrol artı S. 10. Bildirimler. Üst karakter artı kontrol artı N. 14/24. Shift yani. Gezinme. 15/24. Sonraki gezinme ayarı. Üst karakter artı kontrol artı 1. 16. Önceki gezinme ayarı. Üst karakter artı kontrol artı 2. 17/24. Mesela Shift Ctrl 1 ya da Shift Ctrl 2'ye bastığınızda önceki ve sonraki gezinme ayarına gidebiliyormuşuz. Diğer işlemler. 10. Baştan başlayarak oku. Atanmamış. 19/20. Mesela bunlar atanmamış ama bunu istesek atayabiliriz. Yani baştan başlayarak oku. Mesela bunu Ctrl 3'e ya da Ctrl 4'e atayabiliriz istersek. Hatta dur bakalım bunu. Tamam. Baştan başlayarak oku. Klavye kısa yolu. Liste dışında. Şöyle bir bakalım. Yapabiliyor muyuz? Kontrol artı 4. Kontrol artı sol ok. Şöyle yapalım. Hatta kontrol artı 3 yapalım. Kontrol artı 3. Kontrol artı enter. Bir dakika. Kontrol artı 3. Kontrol artı 3. Tab. Kontrol artı sol ok. Bir saniye. Kontrol artı 3. Kontrol artı 3. Kontrol artı 3. Sonra zannediyorum şuydu ESC. Klavye kısa yolları. Aha. Baştan başlayarak oku. Atanmamış. 19 bölü. Kontrol artı. Tamam. Baştan başlayarak oku. Klavye kısa yolu. Liste dışında. Evet. Kontrol. Kontrol artı 3. Klavye kısa yolları. Evet. Sadece Enter'a basacağız galiba. Son öğeye git. Bakalım. İlk öğeye git. Kontrol artı yukarı ok. 7 bölü. Son öğeye tıkla. Kontrol artı genel işlemler. Geri. Kontrol artı. Ana son uygulamalar, bildirimler, gezinme, 15, sonraki gezinme ayarı, önceki gezinme ayarı, diğer işlemler, baştan başlayarak oku, kontrol artı 3, 19/20. Evet, burada yapılması gereken girdikten sonra kontrol enter değil de sadece enter'a basmak gerekiyor. Ve bakın burada bu şekilde kontrol artı 3 ile de bastığım zaman işte baştan başla gibi atamalar yapabiliyorum. Sonraki öğeden yani ekranda oradaki kısa yolları seçerken mesela baştan başlayarak oku ya da işte oradan herhangi birini seçtiğimiz zaman hangi kısa yolun üstündeysek direkt enter mı yapmamız gerekiyor? Evet, önce şunu yapacağız. Bir kere Ctrl Enter yapacağız.
Daha sonra uygulanmasını istediğimiz kısa yolu klavyeden basacağız. Sanki o kısa yolu çalıştıracakmışız gibi. En son onaylamak için kontrole basmadan bu sefer Enter'a basacağız ve onaylama işlemi gerçekleşecek. Böylelikle o kısa yol atanmış olacak. Anladım abi. Bize sanalda Android deneyimi yaşattığın için çok teşekkür ederim. Yani Aha. bilgisayarda aslında hakikaten bayağı bir geniş kapsamlı oluyor. Ya zaten Android, Windows, iOS hepsi zaten kendine göre bayağı bir geniş bir penceresi ve geniş bir yelpazesi olan işletim sistemleri. Vaktini ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Eklemek istediklerim varsa sonra ekleyeceklerini Şöyle alabilirim. yapalım. Öncelikle bir zaman önereyim. Evet. Arkadaşlar engelsiz Android projemizi takip etsinler. YouTube kanalımızı takip etsinler. Facebook, Twitter, özellikle Telegram, WhatsApp üzerinden. Bir de TimTalk'ta da Uygulama Akademisi isminde bir projemiz var artık. Orada da yine gelip teknoloji sohbeti yapabilirler. Arada ben de gelmeye çalışacağım. Genelde gündüz mesaj atabilirler bana. Ama yine hepimiz orada bir şekilde olmaya gayret göstereceğiz. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Engelsiz Android tarafına da sayende böyle video oluşturmuş oluyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.